Açacak bir şey yok diyorlar. Dün KYK müjdesi verdi Erdoğan. Evet. E, sabah gazetesi müjdeler olsun şeklinde bugün manşetine ona atmış. KYK'da sadece ana para ödenecek diye e, manşette bayağı veriyor. E, milyonlarca genci, 5 milyon yaklaşık değil mi genci, rahatlatan karar diyor. Ya, ama bu gençler azizim şey, nankör rahatlamamışlar. <laughs> Neden? Şimdi soyadını kapattığımız Nesrin ismindeki bir e, KYK e, burslusunun, daha doğrusu oradan para almış gencin e, mesajı. Şimdi diyor ki, önceden ana para 18 bindi, faizli olarak 25 bindi, Erdoğan'ın açıklamasından sonra ana para 25 oldu Umarım bir açıklaması vardır. Yoksa skandal yani demiş. Şimdi tekrar söylüyorum. Önceden Erdoğan açıklayana kadar e, ana para 18 bin TL. Faizini bindirdikleri zaman ki onu da canım faiz değil, enflasyon farkı diyorlar. <laughs> sevsinler onları. O zaman 25 bin oluyormuş. Ah Erdoğan açıklayınca birdenbire e, hesap makineleri çıttır çıttır o algoritmalar değişi vermiş değişi vermiş e, faiz pardon faiz olmayan enflasyon farkındaki e, ...park... birden ana paraya yansımış. ana paraya e, bindirilmiş 18 bin lira ana para olmuş size 25 bin ne görünüyor bakın altta gecikme zammı... sıfır görünüyor. Görüyor musunuz? Evet. Gecikme zammı yok tabii ki. Yok faiz değil tabii gecikme zammı hmm. o da ee, hiçbir şey faiz faiz yok memlekette siz bilmiyorsanız öğrenin. Şimdi acı tekil örnek değil başka birçok örnek de var benzer bir biçimde. Çok ee, bir tek bu değil. Bir tek bu değil. Dün, yani onu hatırlatmak gerekiyor. Ben bunu aldım. Var. Sosyal medya yıkıldı. Bu benzer çok fazla örnek tabii, var. Tabii doğru ya söylüyorsun. Ya burada tabii asıl şey şu aslında. Yani koronadan girdik. Bu KYK meselesini konuşuyoruz devlette çok ciddi bir plansızlık ve programsızlık var. Yani yönetilemiyor kavram bir slogan olmaktan çıkmış Her şey burada. günü birlik yürüyor. Evet. Günü kurtarma üzerinden şey yapıyor. Şimdi KYK ile ilgili diyorlar ya zaten hazırlık yapıyorduk. Kılıçdaroğlu da fırsatçı davrandı bu konuyu gündeme taşıdı. Ya şimdi hazırlık yapan bir iktidarın böyle bir e, hata diyeyim hadi için hata yapma şansı olabilir mi? O yüzden de siz ne kadar günü kurtarmak üzerine kurgularsanız e, politikanızı o kadar daha fazla ülkeye kötülük yapmış olursunuz. E, bu nedenle temel sorun e, işin plansızlığında. Plan olsa, şimdi bakın kayaklarla ilgili. Ya şimdi belli bir plan olsa bu tartışılmaz mı? Yani siz de Tabii. esprili bir biçimde söylediğiniz, kinayeli bir biçimde söylüyorsunuz. Ya şimdi Türkiye'de kapitalist üretim ilişkileri hakim, faiz, yani kredi deyince... Kaçınılmaz bir şey. Şimdi ülkenin cumhurbaşkanı, devamlı bir de birinci adamı, AKP tek genel adamı. başkanı, tek adamı. Yani ee, diyor ki faiz değil diyor. Ya bal gibi faiz bu yani şimdi böyle bir noktaya kadar gelmiş durumdayız Aynen biz. Aynen cümleyi okuyayım mı? Tabii lütfen. Diyor ki kredi ödemeleri yani bu KYK kredilerinden bahsediyor tam da. E, belirli bir faiz üzerinden değil. Ne demek faiz? Belirli bir faiz üzerinden değil. Üretici fiyat endeksi, enflasyon lafı bile yok. Pardon, özür dilerim. Hmm, üretici fiyat endeksi üzerinden, pardon, üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Yani yalan üretici bu. Üretici fiyat endeksi farkı, faiz değil. Çok rica edeceğim. Tamam adını faiz koymadık. Adını Şemsettin koyduk. Adını kondüktör koyduk. Ya ama adı ne faizdir. Olacak? Adı faizdir. Enflasyon da yansıtıyor ama adı faizdir. Şimdi Türkiye şöyle bir noktaya doğru evrildi. Erdoğan e, faize karşıyım. Çünkü biz NASA inanıyoruz dediğinden bu yana Türkiye'de bu ısrarla tartışılmıyor. Oysa Türkiye'deki üretim ilişkilerinde, bankaların işleyiş sisteminde, kapitalizmin kendi doğasında faiz olmadan olmaz yani bir hayali bize satmaya çalışıyor Erdoğan bir hayali bize satmaya çalışıyor iktidar. Buna itiraz etmek lazım. Çünkü kavramlar yer değiştirmeye evet, başlıyor. Doğru. Kavramların içi boşaltılıyor. Hayır bu doğru değil. <gülüyor> yani <gülüyor> ben tabii gene ironiyle söylüyorum tabii tabii canım. yani, yani ona faiz demeyeceğiz de mi? Ya, şemsettin şemsettin kesin, diyebilir ama ya güzel yani, olur. Ya ironiyle söylediğiniz kesin ama yani Türkiye'de siyaset yapma tarzı bu anlamıyla etkiliyor Türkiye'yi bir bütün olarak etkiliyor. Buna karşı tavır almak lazım. Eşyayı adıyla çağırmak lazım doğru, çünkü Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi bütün kavramların içini boşalttı. Aklınıza ne gelirse gelsin bütün kavramların içi boşaldı. Dış politikada böyle, iç politikada böyle bir takım önemli kavramlar, mesela demokrasi gibi, barış gibi, terör gibi kavramlarda da ne kadar içini boşalttırıyoruz. O yüzden itiraz ediyorum. E, bu arada Erdoğan'ın e, dünkü o kabine sonrasındaki o ateşli müjdeler olsun evet. yurduma KYK'da e, bir dakika neydi? Üretici fiyat endeksi farkını kaldırdık dediği konuşmasında Bay Kemal'e de sinirlendi. <laughs> Faizden bahsediyor diye. İşte biz yaparız ederiz vesaire dedi. Şimdi Bay Kemal'in ne yaptığını Ali Öztunç bugün çok güzel özetlemiş. <laughs> Ali Össünç CHP yöneticisi malum. Diyor ki asgari ücret dedi. Evet dedi Kılıçdaroğlu. taşarana kadro dedi. Evet dedi. Emekliye bayram ikramiyesi dedi. Kaç yıl önce gerçekten CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ile oldu. TRT payı dedi. 3600 ek gösterge dedi. KYK borçlarının faizleri silinsin dedi. Hepsi yapıldı. Bunlar iktidar olmadan yaptıklarımız sırada EYT var diyor. Ve teşekkürler Kılıçdaroğlu diye de bitirmiş. Şimdi <laughs> ondan sonra EYT dedi ya, çok Kılıçdaroğlu başım. çok güzel. EYT loading, yükleniyor demek. Tamam EYT'den bahsedildi, daha da bahsedilecek. Sırada EYT'lere müjdesi var iktidarın. Neden var? Çünkü Kılıçdaroğlu da yazmış, muhalefet başta CHP yüklüyor, yükleme yapıyor. Hmm. Ee, bunu ama artık herhalde birileri görmeye başlamışlar. E, seçim süreci de başladı tabii. Yani fiil olarak seçim e, süreci başladığı için ya da seçim çok yaklaştığı için iktidar da demin e, altını çizdiğimiz gibi günü kurtarma üzerine kurgulayınca bu tür hamleleri yapmak zorunda kalıyor. Çünkü ya bu sayı bakın e, sabah 5 milyon demiş. Ben 3 milyon civarında biliyordum. Yani resim, muhtemelen öyle söylediğine göre e, mu onu bilemiyorum ama e, manşete taşıyınca yani 5 milyon o yüzden e, şey geldi bana. E, 3 ya da 5 milyon önemli sayılardır bunlar. E, bu anlamıyla da hamle yapması anlaşılır bir şey. EYT meselesinde de e, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde de benzer bir hamle yapacağını iktidarın bekleme gerekiyor. Çünkü kriz derinleşmiş durumda. Bu aslında derinleşen krizin de bir sonucu. Buna yönelik de iktidar birtakım takım hamleler yapmaya çalışıyor. Burada şöyle bir iki önemli sonucu söylemek isterim. Bir tanesi muhalefet yapması gerekeni yapıyor. Yani Kılıçdaroğlu bu anlamıyla da sürekli el yükselterek bu konuda doğru <laughs> hamleler yaptı. Eee KYK meselesinde görerek gündeme taşıdı ve şunu söylemek lazım yani o anlamıyla hakikate teslim etmek lazım ödemeyin dedi faizleri gençlere söyledi, gençlere evet. ödemeyin dedi Faizi ödemeyin dedi hani baktı ki e, Erdoğan e, tabii. durum farklı. E, durum yani o yani Erdoğan da durumun farklı olduğu. O yüzden de EYT e, yükleniyor gerçekten şu anda. EYT ile de ilgili iktidar mutlaka yeni bir hamle yapmak zorunda. E, bu çok net. Burada bir şeyin altını çizmek lazım. Bu iktidarın en önemli tezlerinden bir tanesi neydi? Hatta şu anda iktidarı savunan gazetecilerin, milletvekillerinin en önemli tezlerinden bir tanesi kardeşim kaynak var da biz mi vermiyoruz? Ee, Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra, öğrencilerin tepkisinden sonra KYK'larda faizin, enflasyon oranlarının e, <laughs> silinmiş olması neyi gösteriyor? Demek ki kaynak var. Siz önceliklerinizi değiştirirseniz, Öncelik sıralamanızı değiştirirseniz ki bu rakamın da 26 milyar Türk lirası ettiği söyleniyor, tuttuğu söyleniyor hmm. toplamında. Hmm. Türkiye'de kaynak var. Siz kaynakları doğru kullanırsanız bu olabilir. Yani siz kur korumalı mevduata 6 ay içinde 37,5 milyar lira verebilen bir ülkesiniz. Ki bununla ilgili Türkiye'li ciddi ekonomistlerin tümü, Türkiye'deki muhalefet partilerinin tümü ne dedi? Kardeşim yapmayın etmeyin bu süreci Böyle yönetmeye çalışırsanız tekrar başa dönersiniz. Ne oldu? Yeniden başa döndük. Siz programa girerken dolar kurunu söylediniz. Dolar Türk lirası kurunu söylediniz. Sonuçta 18'e 18 e yaklaşmış durumda. Ee, Türkiye'de kaynak var. Türkiye'de kaynağın olduğu kesin. Bu kaynağı doğru kullanmak. Kaynaklarda öncelik sıralaması yapmak belirleyicidir. Devletin rolü budur. Yani şimdi bu tür manşetler atmak matah bir şeymiş gibi. Ya sen devletsen belli bir programın olur, planlaman olur. Bunu görürsün ve öğrencilere bu kadar ekstrem e, rakamları yüklemezsin. İki katı, üç katı, dört katı rakamları yüklemezsin. E şimdi orada sen devleti doğru kullanmıyorsun. Niye devletin o sosyal devlet olma özelliğini ortadan kaldırıyorsun? Ve bu tür tartışmaların en tehlikeli noktalarından bir tanesi sanki bir şeyi lütfetmiş gibi. Tabii. Bahşetmiş gibi sunmak. Hayır böyle bir şey yok. Bu haktır. Kriz ortamlarında devletin sosyal devlet olması zorunluluktur. Ee, hele e, konu öğrencilerse, konu gençlerse, konu kadınlarsa, konu emeklilerse devlet daha fazla sosyal devlet olmayı hatırlamak zorunda. Şimdi e, bu tespitlere iktidarı en azından bir zamanlar çok yakın.